Kanki hoş geldin. Hoş bulduk. İsim neydi? Arda. Fatih benim ismim. Onur abi. İsmim Sarp. Suat. Sarp. 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 Güzel. Güzel isim. Genelde dizi şeylerinde kullanılan isim. Erkek roller. Ama çok çetin işler yapmıyorlar. Ne yapıyorsunuz Mersin'de? Okuyor musunuz? Çalışıyor musunuz? Okuyoruz abi. Benim sevdiğim kız tiyatrocuydu. Ben de onun sayesinde tiyatroyu sevdim. Neden o yapabiliyorsa ben yapmayayım dedim ve dizi, film ve tiyatro oyuncusu oldum. Öncelikle şunu sorayım. Yurt dışına gitmek ister miydin? Tabii ki. Benim en büyük hayalim yurt dışına gitmek zaten. Yurt dışında okumayı evet isterdim şahsen. İstemezdin. Sebebini soracaksın. Ben İstanbul'a aşığı bir insanım. Başka hiçbir yerde yaşayamam. Amerika'da doğsaydın hangi dini tercih ederdin? Ben ailem muhafazakar olduğu için, anne baba Müslüman olduğu için aslında ben biraz da Müslümanlıktan gelmiş olabilirim. Aynı bu şey gibi. Senin baban MHP'lidir, annen MHP'lidir. Çocuk da o ebeveynin içinde büyür ve o da der ki ben de artık ülkücüyüm ulan, ocakçıyım, reisim. Ama ben düşündüğüm halde kendi mantık pencereme göre baktığımda İslam'dan vazgeçemeyeceğimi fark ettim. Mesela bak, medrese eğitimi denen bir eğitim sistemi var ve şu an Cambridge Üniversitesi'nde bu sistem gerçekleştiriliyor, yaşatılıyor. Az kişidir, dairesel şekildedir. Ortada senin muallimin vardır. Eski dilde bizim, yani muallim demeyelim, profesörümüz vardır. Cambridge'de Profesör Doktor John Michael Nichol vardır. O zaman daha havalı oluyor, tamam mı? Gerici olmuyor. O yüzden öyle diyorum. Ama şimdi sen bu kalıbı al, de ki işte Profesör Doktor Nazım Şerefli hocamız, hadi bakalım medrese eğitim sistemi, bak düzen olarak, sistem olarak medrese diyorum ben, bunu yapalım dersen abi, irtica geliyor olur. Neden peki Müslümanlık? Mesela Hristiyanlar dinince ne diyor? Hazreti İsa'yı Tanrı olarak görüyorlar diye biliyorum ben. Mesela benim dinimde Tanrı tek ve birdir ama Tanrı'nın oğlu olamaz diyor. Mesela bunu ayetlerinde de açıkça belli ediyor. Benim oğlum olamaz diyor. Ben tek ve birim diyor. Ne doğdum ne doğurdum diyor. İşte ben buna inanıyorum. Çünkü en basit örneğinden, şimdi sen bir padişahsın. Bir de senin oğlun var. Oğlun belli bir yerden sonra senin yerini almak ister. Ama işte bunu da bir de Tanrı yönünden düşünürsek de ondan üstü olmaması lazımdır bana kalır. Şimdi şöyle bir şey de var. Bazı böyle profesörler, bilim insanları falan var. Mısır piramitlerini konuşuyorlar. O zamanın şartlarına göre hiç de normal değil. Uzaylılardan yardım almış olabilirler diyor. Adam diyor ki ya bu adamlar bunu yapamaz. Bu dünya bu döngüyü kendi başına yaratamaz. Birileri yapmış olmalı. Lakin Tanrı mı? Yok, olamaz. Tanrı değilse nedir? Uzaylılar yapmıştır ya diyor. Birine veriyor değil mi? Önüne koyuyorsan bal mumundan yapmış bir uzaylı kadavrası. Bakın diyor, bu da uzaylılardan biri. Evet. Eyvallah. Senin bir röportaj yapma isteği var herhalde. Konu güzel. Canımı yakan bir konu. Düşünmemeye çalışıyorum. Çünkü kaçıyorum. Çünkü sonu biliyorum. Mesela ne İslamiyet'in giriş şartı? Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Dil geçiyor mu? Geçmiyor. Irk geçiyor mu? Geçmiyor. Toprak geçiyor mu? Geçmiyor. Ülke de geçmiyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şahidim demek istiyor orada. Güneşin doğup batışına şahit oluyorsan ne görüyorsun bunda? Bak her gün doğup batıyor. Bir kere oturup düşündün mü? Bu güneş niye bu kurallara uyuyor ya? Bu güneş niye her gün doğup batıyor? Ne bizim görme şansımız var bir yeri, ne de canlılığın devam etme şansı var. Güneş benim için bu kadar ehemmiyetli, mahiyetli. Bir gün oturup düşündük mü? Ya bu güneş ne yani? Bana ne anlatmaya çalışıyor? Allah bunu neden yaratmış? O zaman ancak eşhedü en la ilahe illallah'ın altı dolar. Şimdi biz buralara oturtabilirsek, buraları cevaplandırabilirsek ondan sonrasında ilerleyebiliriz. Amerika'ya gittiğimizde dinimizi neye göre seçeceğimiz değişmez bizim için. Evet. İsrail'e gittiğimizde değişmez bizim için. Çünkü ben şahit olmuşum. Allah'tan başka ilahın olmadığına şahit olmuşum. Senin böyle bir şahitliğin var mı? Öyle bir anlattın ki ben var demeye utanıyorum şu an. Yok tabii. Yani inanıyoruz dedik. Kılık kıyafetimizle olmasa da, gözümüzle, dilimizle gerekenleri yerine getiremezsek de sadece şurada bir cürmümüz kadar ateş var. O da imanın ateşidir zaten. Bir ona güveniyoruz. Ama benim şahitliğim var. Ben yani şahidim onun kulu ve elçisi olduğuna. Ama bunu dille söylemek çok kolay. Ben onu yapıyorum şu an. Ben kolaya kaçıyorum. Yanlışları saysak çok fazla, çok fazla yanlış var ve geçmişten beri sürekli birikiyor bu yanlışlar. Yanlıştan ziyade bir tane doğruyu bulsak biz rahatlarız aslında. Nasıl şahit olacağım ben? Nasıl şahit olarak dinime inanacağım yani? O yüzden bizim daha henüz nefes alıyorken, yani ki kalbimizi kendimiz attırmıyoruz, nefesimizi kendimiz almıyoruz yani. Allah izin veriyor yani bunlara. Niye izin veriyor? Bizi seviyor çünkü. Bize sürekli şans veriyor. O kadar şansın arasında bizim bir oturup, ya Allah bu kadar nimet vermiş. Bana görme gibi lezzetli bir nimet vermiş. Duyma gibi lezzetli bir nimet vermiş. Dokunma, dostluk, senin ettiğin muhabbetten zevk alıyorum ya. Bu çok güzel bir şey gerçekten. Ben oturup
Yani ben neden Müslümanım? Neden Allah var? Ya bu ülkede doğdum diye mi Müslümanım yani? O zaman Hristiyanlar, Amerika'da doğan adamlar haksızlık olmuş oluyor onlara değil mi? Onlar da o şekilde sanılıyor ama herkesin araştırma şansı var. Herkesin iradesi var. Bu ülkedeki insan da ateist olabiliyor. Amerika'daki insan da Müslüman olabiliyor. Bu bize kalıyor. Bizim de o yüzden bu ülkedeyiz, bu topraklardayız. Günde 5 vakit ezan okunuyor diye rahat olmamamız gerekiyor ve araştırmamız gerekiyor. Bu böyle bir farkındalık oluştursun sen de inşallah. Ve bundan sonra araştır. İnşallah işin sonu güzel bir yere gider. Bu hangi kanal? YouTube'da? Hadi canım. Evet. Ana, babam hep onu izliyor benim babam ya. Rezil olduk. Tamam baba beni izliyorsan şey yapma. Bir daha beni eve almaz. Sen böyle misin falan der. Abi işler çok değişti. Çok değişti abi. Çok değişti artık işler çok değişti. Yani. İnşallah namaza da başlayacağız. İnşallah. Böyle bir farkındalık oluşturmak için soralım dedik. Katıldığın için teşekkür ederiz. Bu videoyu yayınlayabilir miyiz? Yayınlayabilirsiniz abi. Bilirsiniz. Bu röportajı yayınlayabilir miyiz? Yayınlayabilirsiniz abi. Benim için bir sakınca yok. Olur olur. Ya biraz geç kaldım bu konularda ama henüz daha böyle körpeyken yetişseydim. Bayağı hiç geç değil. 5-6 yaşında papaz Müslüman olmuş ya. Ya. Bize hiç geç değil. Biz, doğru diyorsun. Geç diye bir şey yok ya. Sesi. Gerçekten geç diye bir şey yok. Ya geç olsaydı Allah şans verdi. Evet. Hala nefes alabiliyorsun. Hala kalbin atıyor yani.